Aşk-ı beka, gafletteki insan için kendi vücudunun bekasını düşünüyor. Halbuki Cenab-ı Hak o aşk-ı bekayı Rabbisini bulmak için vermiş. Baki bir aşk, muvakkat bir sevgiliye razı olmaz. Baki bir aşk, muvakkat bir öleceği ölmeye mahkum bir sevgiliye razı olmaz. Onun için bedenin de, dünyanın da, her şeyin de ölüme mahkum. O halde bu beka için verilen aşk, sadece Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ona aşık olmak, ona muhabbet etmek için verilmiş. Bendeki yolunu şaşırıp, bendeki aşk-ı bekaya şey olmuştu diyor, yolunu şaşırıp, öyle demiyor. Yolunu şaşırıp, bendeki aşk-ı bekaya meftun olmuştu. Yanlış çünkü. Yani daimi, ölümsüz bir aşk, ölmeye mahkum mahlukata tevcih edilmez. Olmaz yani. O aşk ölümsüz bir yere tevcih edilmek lazımdır. O aşkı sahibine tevcih etmek lazımdır. Oku bakayım orayı. Birinci mertebe-i nuriye-i hasbiye. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuş. Evet. Aynenin bekasına aşık olmuş. Çünkü aynede güneşi görüyor. Halbuki ayna değil onu parlattıran, güneştir o aynayı parlattıran. Başını kaldırıp gökteki güneşe baksa, buradaki muhabbet yerine oturacak. Fani çünkü bu. Buna ebedi bir aşk görmeye değmez. Sahibini bulmak lazım geliyor. Bendeki aşk ve beka, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, bendeki bekaya teveccüh etmişti. Yani kendi kendine, kendi nefsini beğeniyor. Onun faziletlerini, meziyetlerini sahip duruyor. Kendisine meftun oluyor yani ve çevresine meftun oluyor. Evet. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakka lekin zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Evet, sen kendi vücudundaki güzelliklere, faziletlere, meziyetlere meftun oluyorsun. Ama senin bu vücudundaki faziletler, meziyetler vesaireler bir baki desteği olursa beka bulur. Baki bir destek bulursa beka olur. Yoksa toz olur gider. Ölümle her şey biter. O baki hakikinin yani bana olan aşk aslında baki hakikiye aittir. Onun için ne diyor? Kimden gelse, kime karşı da olsa haktır ve müstahaktır o zata ki ona Allah denilir. Hamdin tarifini yaparken. Kimden gelse, kime karşı da olsa haktır ve müstahaktır o zata ki ona Allah denilir. Yani senin bekan, benim bekam, sevdiğin insanların bekası ancak bir baki hakiki varsa beka bulur o. Yoksa nereden bulacak? O şuurlu olsun veya olmasın netice oraya gidiyor. O Hamd'in tarifini bulabilirsen oku. Hamd'in tarifi kimden gelse, kime karşı da olsa haktır ve müstahaktır o zat-ı ecellü alaya ki ona Allah denilir. Bu mahalde onun şeyi. Yani puta muhabbet ediyorsun. Yani aslında o puta muhabbetin
sahibine aittir yani. Buldun mu? Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibi vücuda ki Allah denir. Ona Allah denir. Yani aslında puta karşı tapıyor, işte güzele karşı bilmem, şehvete karşı bilmem. Bunların hepsindeki o tevcih ettiği muhabbet o zat-ı ecel-i alaya aittir. Yani sana hayatı vermiş ki sen bakıyorsun. O heykeli yapana o kabiliyeti vermiş ki o heykeli yapıyor. Yani sen o heykeli, heykelin zatına muhabbet ederken ona onu yaptıracak kuvveti verene muhabbet ediyorsun. Neticede oraya gidiyor yani. Kimden verdi, nereden gelirse gelsin. İster hak olsun, ister batıl olsun. O muhabbet de oradan dolayı Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Muhabbet de oradan dolayı Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Ama sahibi niyetiyle onun şeyini değiştiriyor. Mükafatını göreceğine zararını görüyor. İman itikat noktasında. Yoksa şimdi her nefes Allah deniliyor yani. Her nefes, herkes, her mahluk. Bilhassa insanlar Allah diyorlar. Sen nefsine, şeyine, nefes alışına bir hassas cihaz koy. Allah Allah sesini işiteceksin. Hu diyor, Allah diyor yani. Hu diyor, Allah diyor. Öyle demese kesilir, ölür. Şimdi o gaflet edip hu dediğini, Allah dediğini kabul etmiyor, kendisi zarar ediyor. Nefsine zulmediyor. Makine halbuki Allah diyor. Kimden gelse, kime karşı da olsa hamdin tarifi o zat-ı ecelli alaya aittir. Kulasa insandaki kendine olan muhabbeti de netice itibariyle Allah'a aittir. Çünkü kendi bekasını istiyorsa bir bakinin ona destek vermesi lazım. Evet. Efendim, bu her nefes su çekmesi, şuur olsa her nefesi zikir olur mu? Olur tabii. Ya zaten öyledir. Yani şuurlu olsa her nefes zikirdir. Bütün asfalt zikirdir gör demiyor. Bütün saftlar zikirdir gör. Şimdi insanoğlu gaflette olduğu için saftları kendi nefsi itibariyle baktığından zarara düşüyor. Yoksa saftların hepsi Allah'tır. Allah diyor yani. Yani ona o sesi veren, onu öttüren, o bülbülün o şeyi, o kuşun cıkcıkası, o taşın tıktıkası, o yağmurun şıpşıpası, o bilmem nesi. Buna hepsi Allah'ı zikrediyorlar yani. İnsanlar da öyle. Bir şey sorabilir miyim? Bunları yazdığında üstadımızın imanı kemale ermiş mi? Bekayı kendisi mi arıyor? Yani, anlamadım. Yani bunları yazdığında beka arayışı mı var? Hayır. Beka arayışı yok. Zaten baki kendisi veriyor ona. Baki'yi aramaya lüzum yok yani. Sen Allah'ı nerede arıyorsun ki? Gözün Allah diyor, kulağın Allah diyor, burnun Allah diyor, miden Allah diyor, bağırsağın, böbreğin, dalağın, ayağın, gözün, kulağın, tüyün, tasın, her şey Allah diyor yani. Nerede arıyorsun ki? Ey sahralarda Allah'ın vahdaniyetine delil arayan insan, vücudundan dışarıya uzanan ihtiyaç kollarına bak diyor. Bur orayı Mesne-i Nuriye'de. Onları sahrada bulursun onu. O sahrada Allah'a delil arayan insan. Sen nereye gitmişsin, ne arıyorsun yani? Ne arıyorsun? Şu kıkırdağın gelen sesi duymasının özelliğini bir düşün hele. Konuşacağın zaman mefhu olmadan beyin karar veriyor. Beyin karar veriyor, ciğer hava ayarlıyor. Boğazındaki kademeler sıraya giriyor, A'yı ayrı, C'yi ayrı çıkarıyorsun.
Allah'ın daha başka nesinden delil arıyorsun yani. Sen baştan başa vahdetül vücud başa demiyorsan baştan başa Allah'sın diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani insan maddi bir varlık değil. İnsan maddi bir varlık değil. İnsan kökten manevi bir varlık. Yani ne hikmetse tekessüf etmiş, kesafet peyda etmiş, yani bir cisim olarak görünüyor yani. Bir cisim olarak görünüyor. Yani bu cisim, bu aklı başında adam buna baktığı zaman cisim görmez. Ya burada hepsi şuadır, hepsi esma-i ilahiyedir bunun üzerindeki. Tamam esma-i ilahiye. Gözün görmesi, kulağın duyması, beynin çalışması. Yani insanoğlu hangisini neyle izah edebilirsin? Bağırsağın çalışmasını nasıl izah edeceksin sen? Teşekkülünü nasıl izah edeceksin? Vücuda gelmesini nasıl izah edeceksin? Çalışmasını nasıl izah edeceksin? Neyle izah edebilirsin? Bir kalbin 80 sene, 90 sene durmadan çalışmasının hikmetini nasıl, neyle izah edeceksin sen? Neyle izah edebilirsin? Bir çocuk yeni dünyaya gelirken deyip ölüyor. Ötekisi de 120 sene yaşıyor. İkisinde kalbi var. Birinde bir nefes kalp yaşıyor. Birinde 120 sene yaşıyor. O 120 sene de izafi bir şeydir yani. Yani sene dediğin, ömür dediğin, zaman dediğin hepsi zamansızlıktır. Hakikati zaman, zamansızlıktır. Hakikati zaman, zamansızlıktır. Yani insan aynaya bakıyor, bir sima görüyorsun. O sima maddi bir şey değil. O sima maddi bir şey değil yani. Onun vücuda gelmesinin sırrını, hikmetini düşün dakika. Bu maddi bir şey değil yani. Bu kökten manevi bir hadise bu. Esma-i İlahiyenin teşekkülüdür. Esma-i İlahiyenin tekessüfüdür. Diyor ya, bir anda bir cephesinde 70'ten ziyade Esma-i İlahiye okunur. Mesnevi'de. Cephesinde bir anda 70'ten ziyade Esma-i İlahiye okunur. Yumak yumak. Hani kadınların yumakları olur ya, ip yumak, çorap örmek için. İnsan öyle bir mahluk. O yumağı burada kulak olmuş, burada göz olmuş, burada ayak olmuş, burada böbrek, dalak, ciğer, bilmem ne. Yani film, fırıldak, hepsi hiç doğru düz bir şey yok yani. Yani insan ne yapıyor da, nasıl yapıyor da yediği ekmekten tüy uzanıyor yani. Tırnak uzanıyor yani. Tırnak, kemik dişte şu kadar milimetre uzanıyor da, mikron miktarı uzanıyor da tırnakta 15 günde bir kesmesen kaşık gibi oluyor. Hem canlı hem cansız. Canlıdır uzanıyor. Cansızdır kesiyorsun acımıyor. Neresini bahsedeceksin? Yani insan asla maddi bir varlık değildir yani. Madde değildir insan. Tamamen manevidir. Her mahluk öyle. İneğe bak. O ineğin o fışkısının içerisinden o süt nasıl çıkıyor yani? Bunu hangi fizik, hangi kimya, hangi astronomiyle izah edersin sen? Bütün mahlukat öyle. Esma-i İlahiyenin tekessüfüdür. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tekessüfüdür. Birisi inek görünüyor, biri mahluk, biri... Yani onun için Yunus ne diyor? Ete kemiğe büründüm, insan diye göründüm diyor. Ete kemiğe büründüm, insan diye göründüm. Mevlana'ya söylüyor bir rivayete göre bunu. Dergahına giriyor, bakıyor Mevlana Hazretleri Mesnevi yazdırıyor. Veya Divan-ı Kebir'in hangisini yazdırıyorsa dinliyor, vay 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 çok uzatmışım ya Mevlana diyor. Ben senin yanında olsam derdim ki ete kerimeye büründüm, Yunus diye göründüm. Mevlana diyor bu
Türkmen dervişi daha evvel rastlasaydı bize ne mesnevi yazardık ne onu ne onu der. Evet, o kadar ya. Mustafa Bey bulamadı. İhtiyaç silsileleri diye, ihtiyaç silsileleri. İhtiyaç silsileleri. Kainatın uzak çöllerine gidip saniyenin ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Evet. Bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Vücut kafesine bak, evet. Senin o kulübenin duvarlarına asılan icat. İcat silsilelerine. Öyle mi diyor? İcat silsilelerinden, hilkatin mucizelerinden ve harika sanatlarından, kulübelerinden, harice uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen ah, oh ve eninler lisan haliyle istenmeye yardımcı yardımlarından anlaşılır. O kadar. Yani hissiyat nedir hissiyat? Hissiyat insan üzülmesi nedir yani? Üzülme nedir? Sevilme nedir yani? Neresinde bu insanın bedeninin neresinde? Bunun odası, şeyi, makamı, mansıbı neresi yani? Üzülme nedir? Sevilme nedir? Hiddet nedir? Hep manevi varlıklar ya. Bunlar yeri yurdu yok yani. Bunlar yeri yurdu yok. Tarif de edemezsin. Yeşili tarif et bakayım bana. Yeşil ne demek? Kırmızıyı tarif et. Kırmızı kırmızı işte. Yeşile göre şöyle, kırmızı siyaha göre böyle. Debelet istediğin kadar kırmızı diyemezsin işte. Evet. Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakka lekin zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda baki zülkemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layımut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem selmedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez. Daha ölmez. Yani insanoğlu ölüm diye bir şey yok aslında. Hal değişimi var. Yani sen anasır alemindeyken ruhlar aleminden geliyorsun. Ondan sonra anasır alemine giriyorsun. Toz, toprak, böcek, şey işte patlıcan, domates, biber bilmem ne. Ondan sonra bir ana babanın sülbüne, rahmetin rahmine giriyorsun. Devam ediyor hayat yani, hiç kesinti yok. Oradan oraya geçiyorsun. Oradan dünyaya geliyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsunuz beni, niye çıkarttınız buradan, yerim rahattı. Hoş, kasa besleniyordum orada. Bilmiyoruz ki bağırması nedir çocuğun yani, niye ağlıyor? Çıktığı zaman ağlıyor da, dünyaya geldiği zaman. Bağırıyor, diyor ki ben rahatımı niye bozdunuz yani? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Neyse, kimse onu dinlemiyor. Geliyor. Ondan sonra dom duruyor. Ondan sonra gençlik, ihtiyarlık. Ondan sonra diyor, devam ediyor yolculuk. Kabre giriyor. Kabir hayatı başlıyor bu sefer. Ruh kesintisiz devam ediyor bedenle. Baştan da sondan da devam ediyor. Ondan sonra berzaha geçiyor, ondan sonra haşre geçiyor. Ölüm yok. Yunus öyle demiş de, insanlar ölmez demiş yani. Ölen hayvan imiş, insanlar ölmez. Ölmez tabii. Şimdi insan işte böyle böyle yuvarlanıp gidiyor yani. Böyle yuvarlanıp gidiyor yani. Anasır aleminden geliyor, ruhlar aleminden geliyor, anasır alemine giriyor, ana rahminde, ondan sonra çocuk, ondan sonra büyük, ondan sonra ihtiyar, ondan sonra kabir, ondan sonra berzah, ondan sonra haşir, ondan sonra cennet ve cehennem. Orada da hayat devam ediyor. Allah öyle bir şey yaratmış, ölüm yok yani. Ölüm yok. Şimdi sen
Eğer kendinin ölmez, yani kendinin beka, kendi bekanı istiyorsan bir baki Zülcelal bulacaksın. Ona iman edecek ki senin bekanı devam ettiriyor. Ettirecek. Onun bekasına imanın aslında kendi bekanı istemenden dolayıdır. Kendi bekanı istiyorsun. Çünkü o seni devam ettirecek, bekanı verecek olan odur. Evet.